Öncelikle Sayın Başkanım, Yönetim Kurulum ve değerli meslektaşlarım, burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Öncelikle daha önce yapılmış olan çalışmaları burada görmek ve benim de yapmış olduğum bu çalışmaları sizlerle paylaşmaktan çok keyif alacağım. Şimdi öncelikle ben sizlere bugün burada MOSEM'i tanıtmaya çalışacağım. Bunun ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Ve özellikle sizlerin de soru ve cevaplarınızı almaktan çok mutlu olurum. Şimdi öncelikle kendimden bahsedeyim. Ozan Çapan ben. 6 yaşımdan beri satranç oynuyorum. Ve 1996 yılından itibaren de satranç öğretmenliği ve antrenörlüğü yapmaktayım. FIDE Trainer unvanına sahibim. Ve özellikle çalıştığım yaş grupları 6 ile 14. Daha çok bu 5 yaşta olabiliyor. Ama okul öncesi ve ilk öğretim birinci kademe diyelim bizim müfredatımıza göre. 2002 yılından itibaren de yayınlamış olduğum 7 eğitim kitabım var ve aynı zamanda tasarladığım 2 kutu oyunum var. Ve çalışmalarıma özel okullarda, anaokullarında ve kurucusu olduğum Karşıyaka Satranç Merkezi'nde devam etmekteyim. Şimdi tabii bu program nasıl doğdu? Ben öğretmenliğe çok küçük yaşta başladım diyebilirim. Yani 18 yaşındaydım öğretmenliğe başladığımda ve o zaman elimde herhangi bir kaynak yoktu beni yönlendirebilecek ve tabii ki şimdiki gibi internet bu kadar çok fazla o zaman internette de bu kadar çok fazla bilgiye ulaşmak mümkün değildi ve dolayısıyla kendim yol almak zorundaydım ve çocuklarla birlikte bu program gelişti aslında. Ve satranç ilk etapta baktığımızda çocuklar öğretmesi anlamında oldukça karmaşık bir oyun gibi gözüküyor. Çocuklar gözünden baktığımızda ve yön kavramları devreye giriyor okul öncesinde. Aynı zamanda yeterli doküman yoktu ve dolayısıyla bu amaçla ben kendi yaptığım, derslerde kullandığım hikayeleri, masalları bir kitaba dönüştürdüm. Ve MOSEM yıllar içinde gelişti ve 19 senenin sonunda sizlerin görmüş olduğunuz bu seviyeye gelmiş oldu. Şimdi bu program ne kazandırıyor? Öncelikle bizim için önemli olan bu. Bir kere satranç daha eğlenceli ve keyifli hale getirmeye çalışıyor. Yani buradaki aslında bütün konuşmacıların, diğer değerli konuşmacıların da yapmaya çalıştığı, hepimizin yapmaya çalıştığımız şey satrancı daha çok sevdirmek. Ve tabii ki herkesin farklı görüşleri var bu anlamda. Benim de yapmaya çalıştığım şeyi bu programla beraber çocuklara satrancı daha keyifli hale getirmeye çalışıyorum. Ve özellikle çocukların bireysel farklılıklarını göze almamız gerekiyor. Yani çünkü herkesin, her çocuğun öğrenme kapasitesi ve farklılıkları var. Bunları bilmemiz gerekiyor ve buna göre bir eğitim programı uygulamamız gerekiyor ki zaten Milli Eğitim Müfredatımız da bunu kabul etmiş durumda ve dolayısıyla çoklu zeka kuramına göre bir eğitim programını işlememiz gerekiyor. Ve MOSEM'in kullandığı araçlar ve gereçler bu amaca yönelik olarak yapılmış. Şimdi neler var bu programın içinde? Özetle ben size anlatayım. Şimdi yöntemler var. Bu yöntemler bir kere anlatım yoluyla, yani öğretmenin sunuş yoluyla öğretimine dayalı ve gösterip yaptırma. Yani öğretmenin öğren derse anlatacak ve aynı zamanda öğrenciye yaptıracak bu alıştırmaları. Problem çözme, yine özellikle bizim zeka grubumuza çok uyumlu bu anlamda. Ve örnek olay, bunu hayata adapte edebilmesi anlamında önemli. Satrancın kazanımlarını ve işbirlikle öğrenmek, küçük gruplar halinde çalışmalarla çocukların kendisinin gruplar halinde olup öğrenmesi gerekiyor ve tabii ki bunu içerik içine de alabiliriz. Soru cevap yoluyla öğrenme, yine aynı şekilde öğrenmeyi kolaylaştıran tekniklerden birisi, yöntemlerden birisi ve tabii ki bu amaçla içeriğinde kullandığımız özellikle yöntemlerden birisi drama tekniği. Benzetme, gösteri, beyin fırtınası, bilgisayar destekli eğitim ve aynı zamanda müzik ve oyunlarla öğretim teknikleri içeriyor bu program. Şimdi kullanılan araç gereçler oldukça fazla diyebilirim. Özellikle masal ve hikaye kitapları, boyama kitapları, satranç puzzle'ı, satranç kart oyunları, satranç kutu oyunları, şarkılar, kuklalar, bahçe satrancı, eğitim panoları. Bu eğitim panoları çocuklar için de ayrı olarak tasarlanmıştır ve satranç takımlarından oluşmakta. Bu da aynı zamanda çocuklara yönelik satranç takımları da olabiliyor burada. Ve küçük oyuncaklar da dahil olabilir. Şimdi bu amaçla
yapılan çalışmalardan ilki olarak kitaplarımdan bahsedeceğim size. İlk olarak 2002 yılında yayınlamıştım bu kitabımı. Bu kitapta boyama kitabı şeklinde hazırlanmıştı. Burada çocuğun öğrendiği karakterleri, tanıdığı karakterleri bir boyamalarla öğretmesi şeklinde amaçlanmıştır. Yani yön kavramları, ince kas kavramlarını da kullanarak çocuğa kalemle, aynı zamanda hem kalem tutmayı öğretmesi anlamında yön kavramlarını desteklemesi amacıyla 2002 yılında hazırlanmıştı bu kitap. Şimdi kitabın içinden birkaç sayfa göreceğiz. Çok fazla kitaplarla ve anlatımla da sizi boğmak istemiyorum. Çünkü yarın zaten Çalıştay'da da ikinci gününde de bunları görebilirsiniz. Aynı zamanda ürünlerden bazılarını ben getirmiştim. Bu bizim şahımız. Bunun hikayesi var aynı zamanda. İşte onun yönleri basitçe yön kavramlarıyla. Burada aynı zamanda karelerin, dikeylerin belli bir renge boyanması, rengi tanıması, çaprazın öğretilmesi, yine yatayın öğretilmesi amaçlanmıştı. Daha sonra masallarla satranç kitabım. Aslında ilk çıkan kitabım buydu. Bundan sonra satranç boyama kitabı doğmuştu. Burada bir satranç hikayesiyle başlıyor olay. İşte aslında iki ülke anlamsız bir nedenden dolayı savaşıyorlar ve savaşmanın çok kötü bir şey olduğunu ve sonunda barışmaları gerektiğini ve ne zaman işte kavga edecek olsalar savaşmanın çok kötü bir şey olduğunu anlayıp bunu bir hikayeye bir oyuna dönüştürüyorlar. Hikaye böyle başlıyor. Ve bunun üzerine de işte herkes bir görev alıyor. İşte şah çok çok yemek yediği için, işte sarayında bütün gün oturduğu için çok kocaman göbekli oluyor. Ve daha sonra kendisine yardım edebilecek bir yardımcıya ihtiyacı var. Çünkü çok yavaş, sarayından dışarı çıkamıyor ve dolayısıyla o bir vezir oluyor. Yarışmaları bütün hepsini kazanan vezir oluyor. İşte orman ve buz evlerimiz var. Özellikle kitabın başında bahsettiğim şey oydu. Ve orada fillerimiz de aynı şekilde sadece ormanlardan gidiyor, buzlardan gidiyor. Yani aslında burada her hikaye, her hareketin bir nedeni olduğunu, bir hikayesi olduğunu anlıyor çocuk. Yani taşların hareketlerini karıştırdığı zaman da o hareketleri hatırlayarak öğreniyor. Hikayeleri hatırlayarak, pardon. Daha sonra burada Masallarla Satranç kitabım gerçekten bu anlamda benim de gurur duyduğum bir kitap oldu. Şu zamana kadar 50 binin üzerinde bir baskı yapmıştır. ODTÜ Yayıncılık tarafından yayınlanıyor bu kitabımda. Oyunlarla Satranç kitabım 2014 yılında çıktı ama bu kitabın aslında mazisi çok eskidir. Şimdi buradaki yaklaşım şu. Şimdi masalları biliyoruz, evet tamam çok güzel ama bunlarla ilgili oyunları oynamamız gerekiyor. Ve çocuk öğrendiği şahın hareketine bir oyunla öğrenecek ki o hareketi anlayabilecek. Ya da öğrendiği piyonun hareketini. Dolayısıyla oyunlarla satrançta bu amaçla yapılmış bir kitaptı. Burada tabii kurt ve kuzuyu görüyorsunuz. Satrancın içine onlar da girdi gibi oldu. Farklı karakterler var, işte farklı hayvanlar var. Burada şöyle, mesela atıyorum piyonun hareketini öğrendik, kalenin hareketini öğrendik ve piyonlar kuzu oluyorlar, kalemiz kurt oluyor ve kurt bütün kuzuları toplamaya çalışıyor. Kuzu en sona ulaşıyor gibi, mesela oyunlardan bir tanesi bu. Ve böylece öğretmene farklı taşlarla ilgili tüme varım şeklinde parçadan bütüne giderek kuralları öğreniyoruz. Kitabın içinden birkaç sayfa bu da. Temel Satranç Bilgileri kitabı 2003 yılında yayınlandı. O da kuralları öğrenen çocukların temel taktikleri öğrendiği bir kitap oldu. Bu kitabın içinde basit taktikler, bilmesi gerekli olan taktikler, açılış, oyun ortası ve oyun sonu ile ilgili temel bilgiler var. Yine kitabın içinden birkaç sayfa görmektesiniz. Daha sonra 2004 yılında Satranç Ülkesi'ne yolculuk kitabımı yayınladım. Aslında en sevdiğim kitaplardan birisi bu olmuştu. Bu kitapta şöyle bir hedef belirlemiştim. Çocuklara soru çözdürmek için bir hikayeyle yola çıkarak gitmemiz gerekiyordu. Ve o amaçla yaptık. Burada aslında satrancın çocuklara kazandırdığı kazanımlar ve erdemlerinden bahsetmeye çalışmıştım. Masal kahramanımız mutluluğun sırrını öğrenmeye çalışıyor ve karşısına farklı engeller çıkıyor. Bir şekilde satranç ülkesine giriyor. Ve bu satranç ülkesinde işte önce bir kaplumbağa ile karşılaşıyor. Aslında yavaş hareket etmenin ve düşünerek oynamanın gerekli olduğunu anlatmak için
o kaplumbağa vardı. Daha sonra işte tilkiyle çıkıyor. Çok fazla kurnazlıklar yapmamamız gerekli olduğunu anlatmak için. Daha sonra zürafayla karşısına çıkıyor. İşte masal kahramanı olarak onunla mücadele ediyor ve yeniyor. İşte kimseyi gözünde büyütmememiz gerekli olduğunu ve daha sonra karıncayla karşılaşıyor. Karıncayı küçümsüyor ama yeniliyor ona. Demek ki küçümsemememiz gerekli olduğunu kimseyi gözümüzde. Bu şekilde hikaye soru çözdürmeye yönelik. Kitabın sonunda da eğlenceli matlar var. Kitaplar dışında yapılan belli materyaller var. Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Bunlardan birisi bu hikayelerimizde öğrendiğimiz kahramanlarla ilgili panomuz var. Bu pano özellikle okul öncesi ve ilköğretim birinci kademe için kullanılacak bir pano. Burada orman ve buz evlerimiz var. İşte masal kahramanlarımız var panoda gördüğünüz gibi. Bu da öğrencilerin çekilmiş olduğu bir fotoğrafı. Yine satranç puzzle'ı da müfredatımızın içine girmiş durumda. Puzzle'ın tabii puzzle'ın yapılması amacı çocuklar için çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir kere parçaları birleştirmek, dikkatlerini toplayabilmek anlamında taşları dizerken kullanabiliriz. Bu amaçla çocuklarla yapılmış puzzle çalışmasından bir fotoğraf görüyorsunuz. Yine bu çalışmaların dışında kutu oyunları tasarımım var demiştim. Bunlardan bir tanesi kare bulmaca oyunu. Bu bir kart oyunu. Şimdi burada benim hedeflemeye çalıştığım şey şu. Biz çocukları sadece okulda satrançta bırakmamalıyız. Bunu eve de taşımalıyız. Aynı zamanda bilgisayarın çok önemli olduğuna inanıyorum. Fakat bir yandan da bilgisayarın faydalarından yararlanmalıyız ama bununla beraber çocukların aileleriyle beraber birlikte vakit geçirebilecekleri oyunlara ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ve bu amaçla kare bulmaca oyununu yapmaya çalıştım. Burada bir posterimiz var. Bu posterimizde her dikeyde bir nesne var. İşte aslında bir satranç sorusu var burada bu karmaşanın içinde. A dikeyinde armut, işte ayakkabı gibi. B dikeyinde brokoli, bayrak, bardak, borazan gibi nesneler var. Ve 64 tane kare kartımız var. Bu kartları 3 şekilde anlatabiliyoruz. Birisi hareketli anlatım, birisi sesli anlatım, birisi ikisini birlikte de kullanarak anlatım diyebilirim. Sırayla başlanıyor. Kartı çeken oyuncu o karenin ismini bize anlatmaya çalışıyor. Ve böylece aslında çocukları oyunun içine çekmiş oluyorum. Yani kendilerini ifade etmeye çalışıyorlar. Çünkü satranç oynayan çocuklar işin açıkçası derse girdiğimizde belli oluyor. Hemen anlayabiliyorsunuz birkaç dersin sonunda. 2-3 öğrenci, 5 öğrenci bu öğrencilerin çok yetenekli olduğunu anlıyorsunuz. Ama beni ilgilendiren nokta sadece o çocuklar değil. Ben diğer çocuklarla ilgileniyorum. Yani yapılan bu çalışmaların amacı aslında o çocuklara yönelik çalışmalar. Çünkü onlara öyle ya da böyle öğretebilirim bir şekilde ama diğer çocukları da kazanmam gerekiyor. Ve aslında bu çalışmalar onlara yönelik yapılan çalışmalar diyebilirim. Ve kart oyunuyla tahtanın karelerinin isimlerini öğreniyoruz. İşte normal klasik anlatıma göre biz eskiden şöyle yapıyorduk dersimizi yaparken. İşte öğrenci önce dikeyi öğretiyorduk. Sonra yatayı öğretiyorduk ve sonra kesişme noktasını buluyorduk ve öğrenciye işte C4, A4 diyorduk. Tamam böyle öğretelim ama bununla beraber çocuklara bunu tekrar edebilecekleri bir oyuna dönüştürelim, bir kart oyununa dönüştürelim. Bu amaçla yapılmıştı. Bununla beraber yine değişik bir oyun, tasarladığım oyunlardan bir tanesi şu oldu. Bir araba yarışıyla satranç oyununu öğretebiliriz. Aslında bunu başlangıç seviyesi için düşünmeme rağmen, hazırlıklarıma o şekilde devam ettirmeme rağmen fakat prototiplerinde gördüm ki aslında büyük çocuklar daha çok keyif almaya başladı. Yani satrancı bilenler daha çok sevmeye başladılar bir yandan. Şimdi burada hiç satranç bilmeyen bir öğrenci bile bir araba yarışı oynayarak satranç oyununu öğrenebilir. Şimdi oyunun özelliği şu. Bir iki yarış pistimiz var. Bu bir kutu oyunu. Ve bir zarımız var. Zarımız özel tasarlanmış ahşap bir zar. Her zarın, her yüzeyinde bir satranç taşının resmi var. Şahın, vezirin, kalenin, filin. Yani altı taşın. Ve arabalar, kartlar ve soru kartlarından oluşuyor.
Oyun şöyle başlıyor. Dört kişi aynı anda oynayabiliyoruz bu oyunu. Arabalarımızı başlangıç karesine koyduktan sonra zarımızı atıyoruz ve zarımızın geldiği yön şeklinde arabamız hareket ediyor ve her hareketini yaptıktan sonra bir görev kartını çekiyoruz. Yani böylece aslında bir iki tur attıktan sonra bir tur da bitiyor ama bir iki kez oynadıktan sonra taşların hareketini öğrenmeye başlıyor çocuk. Ve yine bunlarla ilgili bir oyundan bir kare görmektesiniz. Kartlar şöyle hem eğitici hem de eğlendirici kartlardan oluşuyor. Yani mesela işte dilini burnuna değdirmeye çalış ya da işte G2 karesini bul. Notasyonu da öğretiyor. Kalenin hareketini tekrarla gibi ya da satranç bilmeceleriyle daha önce öğrenmiş olduğu masallarla satranç kitabındaki hikayelerin bilmeceleri var. Buna göre ileri ya da geri gidiyor ya da bir sürprizle karşılaşıp tam kazanacağı zaman geriye dönebiliyor gibi. Bununla ilgili kısa bir videomuz olacak zaten. Oradan da görebiliriz. Şimdi bu programın öğrencilere ne kazandıracağı önemli bizim için. Şimdi bir kere öğrenme daha eğlenceli ve keyifli hale gelecek. Ve en önemlisi de satranca ilgi sürekli tutulmaya çalışılacak ki bizim amacımız da bu. Ve satranca ilgisi olmayan öğrencileri de satranç dersine çekmeye çalışacağız. Çünkü farklı zeka gruplarına göre farklı oyunlarla bu öğrenmeyi gerçekleştirmeye çalıştığımız için öğrenme daha kalıcı hale gelecektir. Ve tabii ki satrançtan çok hemen uzaklaşmayacak. Tabii ki bunu da devlet okullarında ya da ders programlarında öğrenci bir sene devam etmek zorunda ama bir de bunun farklı boyutunun olduğunu düşünelim. Satranç kulüplerini ve merkezlerini düşünelim. Hemen uzaklaşabilir de öğrenci. Yanlış bir şekilde bize eğer ulaşmaya çalışırsak. Yine masallarla satranç karakterlerinden bir stand görmektesiniz. Öğretmenler için faydalarını şöyle özetleyebilirim. Bir kere daha zengin eğitim materyallerine sahip olacağız. Yani ve sınırlı kaynaklarla çalışmayacağız. Ve böylece dersin kalitesi daha da yükselmiş olacak. Alternatif eğitim yöntemleriyle konular farklı açıdan pekiştirilecek. Ve klasik eğitim yöntemlerine göre katılımın ve devamlılığının sürekliliğini sağlamış olacağız. Şimdi veliler için faydalarını şu şekilde özetleyebilirim. Severek ve eğlenerek gerçekleşen eğitim desteklenmiş olacaktır. Ve çocuklarıyla birlikte bir aktivite yapmaya başlayacaklar. Yani bu evet satranç oynamak çok bizler çok keyif alıyoruz, seviyoruz ama her anne baba bunu sevmek zorunda değil. İşte onu satrancı da ısındırabiliriz. Yani aslında biz biraz da anne babalara da satranç öğretmeye çalışıyoruz. Ve doğru bir aktivite ve satrancın kazanımlarını bilen bir veli çocuğunun böyle bir aktivitede olmasını isteyecektir. Şimdi bu program sayesinde tabii ki benim şanslı olduğum nokta ben bütün gün çocuklarla beraberim. Yani bu süre içinde 7 gün çalışıyorum ve sabah 9'da derslere başlıyorum ve akşam 9'da dersim bitiyor. Ve 19 yıldır neredeyse böyle bir tempoda çalışıyorum yaz dönemleri haricinde. Ve dolayısıyla çocuklar gibi düşünmeye başladım. O benim gerçekten en şanslı olduğum noktalardan birisi. Ve iyi ki de böyle bir mesleğe girdiğimi düşünüyorum. Yani iyi ki de satranç öğretmeni olmuşum ve çocuklarla çalışıyorum bu yaş grubunda. Ve tabii ki onların gelişim süreçlerini görme şansına sahip oldum. Ve öğrencilerim arasında yaş gruplarında, Türkiye birinciliklerinde birçok dereceye giren öğrencilerim oldu. Bu program aslında bir şekilde onlara satrancı sevdirebildiğimi ben görmüş oldum ve öyle ya da böyle bir şekilde devam ettiler. Ben ne olabilir, başka arkadaşlarım ne olabilir ama önemli olan onların satrancın içine girmeleriydi ve bunu başardığımı düşünüyorum. Şimdi bu programda özellikle sizlere anlattığım bu sunumda kullandığım materyalleri ne zaman, ne şekilde ve nasıl kullanılacağına dair bir eğitim kılavuz kitabı hazırlıyorum. Şimdi bu kılavuz kitabında bir öğretmen çoklu zeka kuramına göre. Fakat tabii ki burada farklı tekniklerle nasıl dersi işleyebiliriz? Bu anlamda neler yapabiliriz? Dersin konusu ve müfredatı ile ilgili bir çalışmam vardı. Bunu önümüzdeki aylarda yayınlayacaktım. Tabii ki bu çalıştay benim için de bir sürpriz oldu. Belki de daha hızlandırabilirdim onu. Ama kitabın büyük bir çoğunluğu bitti. Burada da aslında birçok farklı farklı teknik var. Yani farklı zeka gruplarına göre derste kullanabileceğimiz yöntemler var bu kitabın içinde. Şu an grafik çalışmalarını sürdürüyorum. Bu anlamda çalışmalarımda destek olması için
ve birlikte çalışma planladığımız 9 Eylül Üniversitesi öğretim görevlisi Doçent Doktor Vesile Yıldız Demirtaş'a teşekkür ediyorum. Önümüzdeki sene bir proje gerçekleştirmeyi düşünüyorduk. Bu projeyle beraber bu programı daha detaylı ve daha bilimsel temelde gerçekleştirmeye çalışacağız. Son olarak katılımınız için çok teşekkür ederim ama bir kısa bir videomuz var. Onu da izleyebilir miyiz? Ve sonra sorularınızı alabiliriz. Bu arada, evet, tamam. Sen birinci yatayı gösteriyorsun şimdi, öyle mi? Birinci yatayı gösteriyorsun. Aferin. Bir de dikey göster bakalım. Sonra hepsini beraber sileriz. Dikey. Evet. Çocuklar, bu dikeyi yaparken bir de bir şey söyleyeceğim. Dikeyi böyle yapıyoruz ya, bu aslında yukarı da gidiyor, aşağı da gidiyor değil mi? Aynı şey oluyor değil mi? Evet, peki bir tane de çapraz gösterebilir misin? Aferin. Harika. Köşelerden ayrılmadan dikkatli yapalım. Çocuklar, çapraz yani çok önemli çünkü elleri şaşırmamalı. Evet, çok teşekkür ederim.